Bu meslekte yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Senin bu kocan ne biçim adam anlamam ki? Hadi hadi. 40 yılda bir lazım oldu. Gel bu ki. Of. Bilmiyor mu eli kulağında? Derin derin nefes al. Hadi iyi gelir. Anne sen sussan bana daha iyi gelecek. Aman iyi. Laf söyletme kocana. Geç şöyle geç kenara. Ablacığım senin damat da biraz hayırsız galiba. Sorma evladım. Polis görevde. Ay iyi. Bizim bacanak da polis abla. Aynı vallahi. Aklı bir karış havada. Ben de polisim. Pardon abla. Çekil lan çekil. Bakma öyle deli. Arabada memur var. Son aşkım. Alo Rıza baba. Zeynep. Zeynep kızım iyi misin? İyiyim Rıza baba. Taksideyim. Doğuma gidiyorum. Murat'a ulaşamadım. Ne? Doğum? Tamam tamam. Biz ulaşacağız. Tamam. Ne oluyor ya? Rıza baba. Ne? Nesi var Rıza babanın ya Allah? Ne oluyor ya? Ha? Ha? Amirim. Şey, Zeynep'in doğum almışlar. Hadi çabuk. Ne? Ha? Ne? Ya. Nasıl oldu doğum ya? Almışlar? Ya tamam. Ne yapacağız şimdi? Sakin olun, sakin olun. Yok bir şey alt tarafı doğum bu. Tamam sakin olun. Doğum bu. Doğum, doğum. Tamam, tamam. Yılmayalım hep beraber hastaneye. Siz kalın tamam mı? Çoban. Tabii amirim. Buradayım. Buradayım. Al, 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 al. Buradayım amirim. Hadi, hadi. Buyurun. Ha. Buyurun siz önden buyurun. Ha. Şey, Murat'ı arayacaktık. Yoldan ararız Rıza. Tamam her şey kontrol altında. Tamam derin nefesler arkadaşlar. Of. Of. Hadi ben çıkıyorum. Hadi. Derin derin nefesler. Derin... Yürü Allah'ın çobanı. Derin, sanki derin biz doğuracağız. Adama bak ya. Polis değil sanki Zeynep Kamil'de asla bakacak. Tecrübe konuşuyor usta. Hayatının yarısı doğumhanede geçmiş. Evet evet iki tinerci. Biri omzundan hafif yaralı. Tedavisi ayakta yapılıp merkeze sevk edilecek. Diğeri de resmi ekiple yolda. Bu kadar şimdilik. Tamam hadi. Efendim Hüsnü abi. Aa, Zeynep aramış ya. Ne? Ne zaman? Tamam, tamam geliyoruz şimdi. Zeynep hastanede doğumda. Doğum mu? Evet. Ne? Ama daha vakit. Üf saçmalama sana mı soracaktım? Ama... Hadi hadi gidelim. Çekil çekil. Ali çekil yoldan çekil. Hadi koçum. Çek. Kadınımsın. Hemen doğmam. Acele edin. Koçaya haber verin. Tabii doktor. Ay yavaş.
Kasılmalar? Neredeyse 3 dakikada bir. Tamam. Derin nefes al, sıkma kendini. Bağır, korkma. Murat nerede? Doktor bey, erken değil mi? Biz daha 17 gün falan... Olur hanımefendi, olur. O kadar anormal değil. Hadi arkadaşlar, götürüyoruz. Anne, Murat'ı ara. Tamam yavrum, hadi. Oh. Hadi canım. Hadi yavrum, hadi. Tamam Ömer teyze, sakin ol. Merak etme, emin eller de Zeynep. Canımsın, kanımsın, kadınımsın. Hem yıkan tek hem de son aşkımsın. Canımsın, kanımsın, kadınımsın. Hem yıkan tek... Zeynep! Zeynep nerede? Sakin ol. Murat, nerede kaldın be oğlum? Nerede Zeynep? He? Şimdi aldık doğumu. Onu göreceğim, onu göreceğim. Ya oğlum, ne yapacaksın görüp? Sen mi yaptıracaksın doğumu? Yavuz, bir terslik yok değil mi? Hayır, her şey oldu. İyi, iyi. Allah kahretsin ya. Olamadım yanında, olamadım ben Rıza Baba. O kadar da aradı seni. Ya bir olayın ortasındaydık Emel teyze. Ekim Arke soyguncusu. Gel sen. Otur şuraya bir, otur. Ha. Baba. Çoban. Buyurun amirim. Ha, tamam Rıza Baba. Siz iyi misiniz efendim? İyiyim, ben iyiyim. Bir de kızım bir kurtulsa. Tamam. Ne demek bu? Sakin ol, sakin ol. Bizim ekibi daha tanıyamam mısınız? Bir bakayım çıkacağım. He abi. Kahve alacağım ben isteyen. Ha, iyi oldu. Al, bir tane Murat al. 3-4. Tamam. Hadi. Ayla, okulda mısın? Yok yok, hastanedeyim ben. Sakin ol. Doğumhane biraz enteresan yerdir oğlum. Kadınlar içeride doğurur, erkekler koridorda. Ha, bizim olayımız bu. Ne oldu yaptın provalar? Ezberin şaştı değil mi? Hem de Allah'ına kadar. Ha ya, burası böyle bir şey işte oğlum. Sağ ol abi. İyi ki geldin. Tamam hadi. Zeynep'in bünyesi çok kuvvetli, merak etme. Bunların hepsi benden daha panik tabii zaten. Tabii canım, tabii ya. Efendim başkomiserim. Ne durumda orası ailen? Beklediğiniz dosya komiserim. Sağ ol. Ha iyi. Habersiz bırakmayın bizi, tamam mı? Hadi görüşürüz. Zeynep doğumda, bekliyorlar. Hayırlısı. Oruç Bindal'ın dosyası mı? Evet. Olay yeri raporu ve otopsi sonucu ilginç. Anlat. Orucu öldüren silaha ait kovanlar tamam. İlginç olan ne? İkinci bir silaha ait kovan. Otopsi ne diyor? Orucu öldüren mermiler tek bir silahtan atılmış. Silahların kaydı var mı? Hayır. İkisi de temiz. Güzel. 5 benzemezle başlıyoruz yani. Başkomiserim. Evet. Nesin Bindal'la? Maktul'un abisi. Adli tıptan geliyoruz. Teşhis tamam. Başınız sağ olsun. Eksik olmayın. Sizler sağ olun. Geçelim mi toplantı odasına? Hı-hı. Buyurun. Buyurun. Hadi. Ya kaç dakika sürer bu doğum Ayla abla? Kaç saat? Daha ne kadar ya? Murat'cığım, sakin ol. Aylin, saat kaç? Demin söylediğimin üzerine 1 dakika ekle. O kadar. Demin kaç demiştin? Aa. Murat. Murat aslanım, rahat dur yoksa kelepçe takacağım sana. Hadi biraz hava alalım seninle dışarıda. Ha Ayla abla? Ha? İyi olur tabii. Hadi gel Murat'cığım, hadi gel. Hadi. Hadi gel bir kahve içelim. Tamam, sakin ol. İşte bu kadar. Hepimizin gözü aydın. Ne? Amca oldum be, amca. Annem. Çocuğun sarılmasında bir tuhaf var gibi. Rıza baba. Baba. Abim. Süper. Hocam, Zeynep, çocuk. İkisi de gayet iyi. Bebeği tedbiren birkaç saat kübeste tutacağız. Erken doğumdan öpün. Tekrar hayırlı. Sağ ol, sağ ol. Yavuz, Zeynep'i görmek istiyorum. Gel benimle. Hadi götür şunu. Pınar kızım, haberler süper. Bil bakalım ne oldu kızım. Nereden bildin ya? İçine doğdu. Yuh be, ne ara ya? Toplantıda mı Engin? Tamam, o zaman haberi sen verirsin Canancığım. Gözümüz aydın. Canım. Bir tanem benim. Aşkım. Gördün mü oğlumuzu? Sırasını beklesin kerata. Önce sen. Önce karım. Murat'ım. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum.
Hayatımda bana söylenmiş hiçbir sözden bu kadar gurur duymadım ben. Bu dünyada beni sevmeden daha gurur verici bir şey yok Zeynep. Hiçbir şey yok. Seni seviyorum. Her şeyden çok seviyorum seni. Girebilir miyiz? Evet. Hemşire hanım seninle bir şeyler görüşmek istiyor. Geçmiş olsun Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun. Size önemli bilgiler vermek istiyorum. Oturabilir miyim? Buyurun. Öncelikle anne sütü ilk 6 ay bebeğiniz için son derece önemli. Ve sadece ilk 6 ay anne sütüyle birlikte ek besin vermenize hiç gerek yok. Anne sütü her zaman taze, hazır ve ekonomik olmanın yanında bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlardan da korur. Yine bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişiminde de önemli yer tutar. Anne sütü ayrıca sevgi bağını da anne ile bebek arasında güçlendirir. Bunun yanında meme kanseri riski emziren annelerde emzirmeyenlere göre daha azdır. Sizi sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Bebeğiniz hayırlı olsun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederiz. Görüşürüz canım. Görünce haber ver. Canım, yavrum. Merter'de araba galerimiz var. Oruç da ortak. Sen ya da kardeşin hiç tehdit aldınız mı? Nasıl yani? Bayağı. Ticari anlaşmazlık, herhangi bir düşmanlık, ne olursa. Bizde öyle karışık iş olmaz komiserim. Namusumuz da çalışır, ayakta durmaya gayret ederiz. Peki bu durumda şüphelendiğiniz birileri var mı? Hayır, yok. Pekala. Bulun komiserim. Kardeşimin katilini bulun bana. Bulun ki... Uğraşıyoruz kardeşim, uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Eğer ben bulursam, Allah bu. Olur da karşıma çıkarırsa... Eğer olur da çıkarsa bize geliyorsun, tamam mı? Eğer durman gereken yeri bilmezsen... Bu defa başka türlü çıkarsın karşımıza. Bunu hiç tavsiye etmem Nesin. Hiç tavsiye etmem. Anladın mı? Kusura bakma komiserim. Kolay değil. İçimiz yandı. Biliyorum Nesin, biliyorum. Allah sabır versin, ne diyeyim? Ya ya. Şimdilik bu kadar. Beyefendi, iyi yolcu edin. Tabii komiserim. İyi günler komiserim. Sana da. Sana da. Hastaneden haber var. Oldu mu, tamam mı? Ha, tamam mı? Evet, her şey yolunda. Oh be. Çok iyi ya. Ufaklık geldi sonunda ha. Vallahi kendim doğurmuş gibi rahatladım ha. Bir tek sen mi usta? Cümbür cemaat. Cümbür cemaat, bütün ekip doğurduk yani. Başkomiserim, Murat komiserle Aylin ve Ali'nin marketten aldığı şu iki tinerci. Getirmişler mi? Aşağıdalar. Tamam, kalsın. Gelsin, bizimkiler bakarız. Anlaşıldı. Ha, bu arada Yeliz Hanım hastanede. Tamam, sağ ol. Küvezde olmasına bakma. Biraz erken doğmasına rağmen ciğerler, solunum, dolaşım gayet sağlıklı. Oğlum benim. Oradaki benim oğlum Rıza baba. Evet. Senin oğlun. İnsan erkek olduğunu, gerçekten erkek olduğunu ne zaman anlar biliyor musun evladım? Baba olduğunu. Parmak kadar bir çocuk ilk defa ona baba dediğini. Hele bir de kollarını açıp sana doğru koşmaya başladı mı? Düşünsene be oğlum. Bir de eşek sıpası deyip kulağına yapıştığını düşünmeliydin. Yerim onu ben lan, yerim. Gel bakalım, gel koca adam. Canım benim, canım. Allah analı babalı bilsin. Güzel günlerini göstersin. Sağ ol Rıza baba. Topla ekibi çoban. Hadi dönelim merkeze. Geriden gelenlere yer açılsın ha. Görüşürüz Yavuz. Sağ ol. Görüşürüz baba. Sağ ol. Güle güle abi. Yolcu edin Rıza baba. Yok. Sen hiç kımıldama. Yolu biliyoruz. İzinlisin. İdari izni geç. Ne kadar gerekiyorsa, tamam mı? Tamam Rıza baba. Hadi. Aslanım benim. Bana borçlusun oğlum. Ne borcu? Önce sen amca oldun. Şimdi bana bir yiyen borçlusun. Anlaştık. Borcum borç. Aslanım benim ya. Anne. Yavrum. Hayırlı olsun evladım. Sağ ol anneciğim. Gel, baba gel. Oldun bak, ha. Bak orada. Bak, aa, bak, nerede? Bak gördün mü? Babaanne oldum değil evet. Mi? Evet. Ah benim kuzum. Babaanne oldum ha. Thank you.
Nasıl geçti abi sorgu? İyi, sorgu işte. Yüzmediler değil mi abi? Yok, Allah'ları var. Anlayış gösterdiler. Evet. Kazım ben. Bir dakika. Evet Kazım, dinliyorum. Hallettin mi? Ettim, alacaksın paranı. Ne zaman? Saat 3 iyi mi? İyi. Eski depoyu biliyorsun. Biliyorum, evet. Orada ol. Anlaştık. Başkomiserim, bildiğimiz tinerci tipler. Tam serseri mayın. Bizimkiler markete girdiklerinde Vahap'ın elinde bıçak. Sonra Caner bu tabancayla çıktı ortaya. Murat'a başka seçenek bırakmadı. Bacak kadar uyuz bir tinerci, bir de bu silah. Evet, saçma. Caner için servet değerinde bir şey bu. Acaba nereden ele geçirdi? Şunları bir görünelim. Hastane kuşları nasıl? Zeynep bacımızın keyfi yerinde mi? İyi, iyi. Bomba gibi. Abilerim nerede kaldı diye azıcık gönül koyuyor ama normaldir. Biliyorsunuz doğum sonrası kadınlarda böyle şeyler olur. İdare edeceksiniz artık. Bu şimdi laf mı sokuyor bize? Ne lafı usta? Odun, odun. Hadi gidelim, hadi. Ay öyle merak ediyorum ki bebeği. Vallahi ben de abla. Hanginize benziyor acaba? Bana benzese yakışıklı olması lazım ama değil. Muhtemelen anne tarafı. Aa, aşk olsun ha. Canım ne demek, olur mu öyle şey? Halt etmişsin sen. Ay geldim. Merhaba. Ay çok tatlı. Dede şurada. Buyurun, hayırlı olsun. Ya tamam, elleme. Dur. Elleme oğlum. Elleme şunu. Çok güzel. Anne çocuk var ya. Oğlum gel şöyle bir bakayım. Gördünüz mü minimi? Gördünüz mü? Dur. Zeynep verme, Zeynep. Allah analı babanı büyüsün inşallah. Maşallah. Haydutluğa mı özendiniz Vahap? Yok abi, ne haydutlu? O silah ne peki? Caner'in alt yemesi. Bırak dedim, manyak mısın dedim, dinlemedi. Kimden aldınız tabancayı? Hadi ama Vahap, anlat doğrusunu. Yalan söylemek bir şeyi kazandırmaz sana. Allah canımı alsın abi, çalmadık tabancayı. Kes lan tıraşı, kes! Zil olmadan adam mı çarpmaya kalkıyorsun lan, dürtü! Mesut Bey, lütfen. Pardon pedagog kardeşim. Caner'cim, aslanım. Bak, sen şimdi o tabancayı çalmadın diyorsun ya. Sen onu benim külahıma anlat! Ben hayvan olamam! Mesut Bey, lütfen. Lütfen ama. Nefret ediyorum arkadaş. Çocuk sorgulamaktan nefret ediyorum! Adamın biri kaçıyor. Elinde silah. Derken bir araba geldi. Kaçan adam habire bağırıyor. Yapma, yapma, sakın yapma diyor. Yapma, yakışmaz sana, bize yakışmaz diye bağırıyor. Emin misin böyle dediğine? Eminim abi. Kulaklarımla duydum. Sonra? Dinlemedi diğeri, saydırdı takır takır. Ölen adam bu muydu? Evet bu abi. Bu silah? Adamın silahı. Vuranı gördünüz mü? Ben gördüm abi. Peki bir daha görsen tanır mısın? Tanırım. Tanırım herhalde. Dedim Caner'e haber verelim diye. O boş ver dedi. Aldı tabanca. Kaçtık sonra. Oruç Bindallı cinayetiyle ilgili ifade rıza baba. İfadeyi veren? Nesin Bindallı? Abisi. Şuna bir de ben bakayım ha. Tamam. Ben hazırlayayım hemen. Tinercilerin sorgularında son durum ne? Devam ediyoruz ha baba. İyi. İşin rengi değişti. Nereden nereye? Çocuklar oruç cinayetinin birinci elden tanığı. Aradığımız ikinci silah da bu. Yolluyorum laboratuvara. Evet hemen. Geç. Rıza baba. Bir saniye. Kolay gelsin. Marketi soyan bunlar mı? O kadarla kalsa iyi Rıza baba. Başka? Aynı zamanda cinayet tanığı. Cinayet? Oruç Bindallı. Emin miyiz bunu? Aha, işte orada abi. O adam öldürdü. Bir daha söyle bakayım. Ateş eden oydu. Yakından mı? İyice bak. Gördüm diyorum size. Doğru söylüyor amca. Tabancasını aldığım adamı bu herif vurdu.
Beykoz'a gidiyoruz. Kazım'ın eski depoya. Tamamdır abi. Beklemeyin bizi. Akşama kapatıp çıkın. Baş üstüne abi. İyi misin? Evet, yok bir şey. Çok özür dilerim. Önemli değil. Ben de kabahat. Bakmadan fırladım. Ben de biraz hızlı. Aa. Yeliz? Berk? Sen ne zaman döndün? Bu yıl başında. Ankara'da değil miydin? Artık İstanbul'dayım. Evlenip buraya yerleştim. Ciddi olamazsın. Şakaya benziyor mu? Bakayım. Hayır. Maalesef gerçek. Yürü hadi, kahve içmeye gidiyoruz. Berk bir dakika. Uzatma, bu bir teklif değil, emrivaki. Hay Allah. Polis! Kal orada, kal. Dur diyorum. Geç şöyle, geç. Görüyor. Ne bakayım sen de böyle? Gel, 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 gel. Amir buyurun. Geç şöyle. Otur şöyle, otur. Alın burada. Bırak o telefonu. Nesin nerede? Bilmiyorum. Bizi yorma. Adam gibi cevap ver, tamam mı? Nerede Nesim? Vallahi bilmiyorum amirim. Ekmek Kur'an çarpsın. Haber uçurmak için telefona sarıldın ama yerini bilmiyorsun, öyle mi? Bilsem neden söylemeyeyim amirim? Mesut. Efendi efendi soruyoruz, konuşmuyor bu ya. Hadi ya, öbür türlü denedin mi? Ha doğru. Gel buraya bakayım sen. Konuş şimdi, konuş. Bir daha sorayım mı? Beykoz, Tefecik Kazım. Eski bir deposu var. Bir de yalan yere yemin ediyorsun. Allah'ın kuş beyimisi. Yürü hadi yürü. Geç öyle yürü. Alın şunu. 4540 merkez. 4540 merkez. Dinlemede. Beykoz Erenler Mevkii takviye istiyoruz, tamam. Anlaşıldı 4540. İrtibatta kalın, tamam. Anlaşıldı. Adam öz kardeşini öldürmüş. Nasıl da oynadı ama bize. Oynatacağım ben onu, oynatacağım. Kol bastı oynat abi sen onları, kol bastı. Öyle odun gibi sallıyorlar ya kolları. Tam senlik oyuna. Laf dinleme lan, önüne bak Allah lan. Ya Rıza baba, ben buna lanet yemeyecek miyim? Zorlama Mesut'cuğum. Genelgeyi biliyorsun. Polis arkadaşların birbirine isim takması yasaklandı. Ya ne olacak Rıza baba ya? Şurada biz bizeyiz. He valla, sanki 70 milyon bizi izliyor. Bak öyle şimdi. Ali'cim. Hı. Bir la sesi ver bakayım bize. Merkez 4540. Gördün mü? 4540 dinlemede. Depodayız abi. Evet abi. Tamam mı para? Sana söyledik değil mi Nesim? Ha? Durman gereken yeri bildirdik. Bilmezsen başka türlü gelirsin karşımıza dedik. Daha kaç saat geçti lan üstünden? Kardeş katili nasıl oluyormuş bir yakından bakayım. Seninle uzun bir sohbetimiz olacak Nesim. Çok uzun. Biraz terleyeceksin. Ama ben çok iyi vakit geçireceğim. Götürün bunu. Tabii amirim. Hoş geldin. Selam. Hayatım. Nasılsın? İyiyim. Ece, hoş geldin. Nasılsın kızım? İyiyim. Evdekiler nasıl, annem baban? İyiler Suat teyze. Selamları var onların da. Aleyküm selam, sağ ol. Yok mu olanlar? Top oynamaya gittiler. Ben de patates oturtma yapıyorum. Annenlerden izin al, kal yemeğe kızım. Olur Suat teyze, sorarım ben. Heh, şimdi it gibi acıkmış gelirler bunlar. Senden ne haber ufaklık? Ufaklık değilim ben, genç kız oluyorum. Allah Allah! Laflara bak ya! Bir sen eksiktin. Hadi hadi gel, biz içeride oturalım ya. Tamam. Ben de sizle oturayım mı abla? Hayır olmaz, büyüdün dedisek o kadar da değil. Gel kızım, gel güzel kızım, sen bana yardım et. Tamam. Siz bakın rahatınıza kızlar. Bir şey isterseniz seslenin kızım. Tamam anneciğim, merak etme. Hadi iyi eğlenceler. Sana haberlerim var.
Furkan'la çıkmaya mı başladın yoksa? Yok be. Ne oldu, bayılıyordun çocuğa? Yanımda sileceğini sıkmaya başlamadan önceydi o. Haber ne o zaman? Bak şuna, 3. sayfa. Yarışma internet üzerinden. Kazanan dergiye kapak kızı oluyor. Ödülüne bil bakalım. Yazın İngiltere'de dil okulu. Tam 3 ay. İyi de kızım, bizimle ne alakası var? Ben katılıyorum. Ne? Sen de katılsana. Delirdin sen. Kızım çok kolay. Web sitelerine girip bir form dolduruyorsun. Ben doldururum senin yerine. Bir de mayalı fotoğraf. Babam öldürür kızım. Hem mayoyla da iyi çıkmıyorum ben. Saçmalama kızım ya. Fıstık gibisin. Yok mu mayalı fotoğrafın? Var bir iki tane. Yazın Kilyos'ta çekilmiştik. Nerede onlar? Ya boş ver şimdi. Hadi ama ya. Kızım İngiltere. Bütün bir yaz. Çıkar şu fotoğrafları. Ay dur bakayım, çekmecedeydi. Düşünsene, bir de kazanıyormuşuz. Boş versene, bize gelene kadar. Ah, buldum işte, buradalar. Kızım süper be. Ben bunları scan ederim. Photoshop'la da düzelttik mi tamamdır. Daha ne olsun? Ya Ece olmaz ya. Deli olma. Başvurular bugün bitiyor. Sonuçlar ne zaman açıklanıyor? Hemen bir gün sonra. İnternet üzerinden tıklıyor millet. Akşam ben bunları yollarım evden formla birlikte. Aman yolla, ne yapayım? Kazanamayacağımız belli işte. Üf, zaman nasıl da geçmiş farkında değilim. Kaç saattir oturuyoruz? En az 2. Amma çabuk geçiyor zaman. Yıllar da öyle. En son konuşmamızı hatırlıyor musun? Evet. New York'ta sabaha karşı. Karımla kavga etmiştim. Boşanmadan önceki son kavgalarımızdan. Uyku tutmamış, internette dolaşıyorum. Türkiye'den flaş haber. Son dakika bir cinayet haberi. Savcı Taner, abim. 1000 yıllık arkadaşım. Ruh gibi. Telefonda nasıl ağlıyordun? Ben o halimle seni... Hatırlatma istersen. Haklısın. Karın Amerikalı mıydı? Amerikalı Türklerden. Orada doğmuş. Benim aklım burada, o oraya ait. Yürütemedik. Kızın seninle mi? Aysu, 5 yaşına girdi. Çok şeker. Kim bakıyor? Ben. Gündüzleri bir bakıcısı var. Affedersin. Efendim canım. Neredesin? Bir arkadaşımla kahve içiyorum. Sen? Merkezde. Çıkıp hastaneye geçeceğim. Sabah uğramıştım ama gelirim hastaneye. Eve birlikte döneriz. Tamam canım. Görüşürüz. Öptüm. Hoşça kal. Kocam mı? Hı. Bahsetsene biraz. Bir polis başkomiser. Ciddi misin? Neden şaşırdın? Ne bileyim. Polislik sert bir meslek. Sen çok naif, çok ince. Engin de öyle, merak etme. Sevindim. Bir hastane lafı geçti. Doğum yapan bir arkadaşımız. Seni bırakayım hastaneye. Aslında evet, iyi olur. Hadi öyleyse, yolda biraz da kocanı çekiştiririz. Hesap lütfen. Senetlerin toplamı aşağı yukarı 1 milyon. Hepsi de hamiline yazılı. Atlarında da imzan. Doğrudur amirim. Kime verildi bu senetler? Niçin? Kumar borcu. Kazım'ın eline geçmiş senetler. Öyle çalışır zaten o. Piyasadan senet toplar. Çöker sonra. Kumar oynadım. Tefecinin eline düştün. Ne kadar pislik varsa gittin gırtlağına kadar sen battın. Ama ölen kardeşin oldu. Oruç. Ne biçim bir vicdan var sende annesi? Şunu bir anlatsana bana. Ha? Yalvardım amirim. Yalvardım Oruç'a. Vardı paramız. Borç dedim. Bu son dedim. Atakçı kumarında son diye bir şey yok. Herkes bilir. Kardeşin de biliyor. Bilmeyen bir tek sen. Pişmanım amirim. Öğreneceksin Nesin. Öğreneceksin. Tahammülden, cinayetten müebbet hapsi boylayınca öğrenmek için epey zamanın olacak. İmzalasın ifadesini. Sonra da kaldırıp atın bu pisliği savcının önüne. Kalk. İsim düşündünüz mü çocuğa? Düşündük. Ömer. Ömer mi? Beğenmedi Valide Hanım. Yok canım. Siz daha münasebini bilirsiniz tabii. Nesi varmış Ömer'in anne? Ne bileyim canım. Yani babanın ismini falan koyarsınız diye düşündüm. Aslında bizim de aile büyüklerimiz var ama... Hiç değilse göbek adı falan babanın ismi olsun bari. Tarzan koyun, Tarzan. Tarzan. Kardeşim benim. Hoş geldin abicim. Çiçeklensene Zeynep abla. Canım benim, yakışıklım.
Bana ha? Evet, tanıdığım en güzel anne. Canım. Sağ ol canım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ay, 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 ay. Ay çok tatlı. Şşş, dokunma lan ellerine. Bırak. Aslan be. Aferin lan kız. Maşallah ya. Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kal. Görüşürüz. Aa, burada mıydın? Arabadan indiğini görünce. Evet. Kimdi o? Berk, abimin en yakın arkadaşı. Abinin mi? Ben niye tanımıyorum? Amerika'daydı. Yeni gelmiş. Anlatırım hayatım. Gel. Aslan bu ya. Şuna bak. Nasıl? Benziyor değil mi bana? Lan Tarzan'ı belli olmaz da. Hele sakalları çıksın. Vallahi kız olup Zeynep ablaya benzeseydi kesin ben almıştım. Yerim bensi. Sırf senin için doğuracağım kız, tamam mı? Ulan tokmak kafa. Adam olduğunda kız mı sipariş ediyorsun lan? Şş, ayıp oluyor abi. Dokunma benim damadıma. Damadım merhaba. Benim. Merhaba. Ne haber? Merhaba. Ben yine geldim. Hoş geldiniz. Zeynepciğim, iyi misin? İyiyim. Sağ ol. Ay ne tatlı şey bu ya. Çok güzel ya. Delikanlımız bu ha. Benziyor değil mi bana? Taktı bu da ya. Gel buraya gel. Gel bakayım sen. Gel aslanım benim kardeşim. Hadi hayırlısı. Benziyor değil mi aşağı? Benziyor değil mi? Benziyor valla. Aç kapıyı Sema! Sema aç kapıyı! Aç kapıyı Sema! Delirtecek misin beni? Aç şu kapıyı Sema! Yok seninle konuşacak bir şeyim. Ne var? Rezil ettin herkese beni. Bana ne lan senin rezil olmandan? Alemin uyanıyor sen misin? Çok mu akıllı sanıyorsun kendini ha? Doğru konuş benimle. Ortalıkta benimle görün, prim yap, sonra silkele. Git istediğinle fingirde. Yok ya. Ben kimseyle fingir demiyorum. Bir defa yemek yedik seninle. Alt üstü bir yemek. Seni sevdim kızım ben. Sevdim. Ben de bir gecede ne malı olduğunu anladım. Hadi çek git şimdi. Lan bir kez birlikte olsak var ya. Bir kez. Bırak Allah beni. Allah belamı versin bir daha vazgeçemez. Bırak beni. Gelme. Gelme yaklaşma üstüme. Kendin kaşındın kızım. Kendin. Yaklaşma rahat bırak beni. Yaklaşma. Yaklaşma. Bırak. Rahat bırak beni. Ay nereden geliyor o sizler? Ay bilmiyorum ben de anlamadım. Ay Sema'dan geliyor galiba. Gel bakalım. Gel gel. Tamam hadi. Canım. Hadi biz kaçıyoruz hadi. Sağ olun abi. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Anneleri biz bırakıyoruz. Abi. Aa kalsaydık biraz daha. Hakikaten kızın bir şeye ihtiyacı olsa. Emel tabii abla. Ya. Güzel ablam. Olursa bir ihtiyaç. 85 doktor, 250 hemşire. Yaparlar bir güzellik ya. Rahat ol sen rahat. Mesut bir sen eksiktin yani. Hadi, hadi. İyi geceler bir şey olursa arayın. Hadi hadi. Sağ hadi. Ol. İyi hadi. Geceler. İyi akşamlar. Sağ ol abi. Çok teşekkürler. Hay hadi, Allah, hadi aklımız hadi, kalacak. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Uyandın mı sen? Oh be. Oh. Ver bakayım oğlum şimdi. Ya. Versene oğlumu benim be canım be. Ay ay ay. Aslan oğlum. Bak 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 bak. Bak. Ay ya. Ay ya. Ya. Öfke cinayetine benziyor. Sayısız bıçak darbesi. Buldun mu bir şeyler? Öğrenci galiba. Hukuk kitapları var burada. Zanlıyı teşhis edebilecek en az 5-6 kişi var. Eşkali ekipleri bildirildi.
Aracın plakası da 34UM7948. Plakayı siz mi bildirdiniz? Evet, ben bildirdim. Evden çıkan adamı tanıyor musunuz? Gelir gider miydi daha önce buraya? Yok, ben görmedim. Yok. Sema mazgut bir kızdı. Bir iki kız arkadaşı uğrardı arada, o kadar. Başka ne biliyorsunuz Sema hakkında peki? Birkaç ay önce bitirdi üniversiteyi. Avukat olmak için hazırlanıyordu. Sessiz, sakin, hanım bir kızdı. Ne istediler ki yavrucaktan? Ailesinden bildiğiniz kimse var mı? Babası var Ankara'da. Tek başına yaşıyor. 2-3 ayda bir gelip yoklar. O kadar. O kadar. Tamam, sağ olun. Siz de sağ olun. Ah, yazık. Bilmiyorum amca, bilmiyorum. Kaybettim kendimi. Allah belamı versin benim. Amca bir şeyler yap, ne olur. Önce ben vereceğim belanı. Önce ben vereceğim hayvan. Ne istedin lan kızdan? Amca, yalvarırım lütfen amca. Sus, zırlama. Zırlama, it ol it. Amca, ne yapacağım amca, lütfen. Dinle, dinle beni. Halanın evi, ulustaki site. Defol git oraya, haber bekle benden. Görünme başka bir yerde, anladın mı? Doğru halanın evine. Tamam amca, tamam amcacığım, tamam gidiyorum hemen. Sağ ol amcacığım. Baş belası. Anons ettikleri araç. Hadi çabuk. Tamam tamam, yürü hadi, bekleme yapma. Geç. Geç 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 geç. Geç. 23-16-45-40. 45-40 dinlemedi. Bildirilen araç Beşiktaş önünde görüldü. Peşindeyiz. Adam deli gibi gidiyor. Anlaşıldı, tamam. Fazla sıkıştırmayın. Kontrolden çıkıp başkasının canını yakmasın. Biz önünü kesmeye çalışacağız. İrtibatta kalın. Daha kızın babasına haber verilmedi. Evet ya, işin en pis kısmı. 23-16-45-40. 23-16-45-40. 45-40 dinlemedi. Malum araç ulus önüne saptı. Biz takipteyiz. Anlaşıldı, tamam. Ali duydun değil mi? Duydum abi. Hey, açsanıza kapıyı. Dur 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 dur. Ne oluyor ya? Çık dışarı, çık 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 çık. Çık dışarı, çık çık. Çık dışarı, çık çık. Çık dışarı. Açsalar ne olacak lan kapıyı? Açsalar ne olacak gerizekalı? Kurtarılmış bölge mi burası? Tamam, sağ olun arkadaşlar. Gerisini biz hallederiz. Sağ ol Fatih. Kolay gelsin. Yürü. Şuna bak abi, adam baştan ayağa kan testi gibi ya. Öldürdüğün kızın kanı değil mi lan? Öyle değil mi? Söylesene lan. He? Size bir şey söylemek zorunda değilim. Allah Allah. Yürü lan yürü. Tam mesutluk bu ha. Bizde bir arkadaş var, tanışırsınız. Senin gibilere bayılır ha. Gerçi biz de severiz ama onun sevmesi başka tabii. Yürü. Ben bir şey yapmadım. Yürü. Yukarıdan baskı var mı Rıza baba? Devreye giren siyasiler, telefonlar, malum zevat. Henüz yok. İlginç değil mi? Oğlan Nusret Atacan'ın yeğeni. Ulusal Yükseliş Partisi il başkanı. Yerel seçimlerin gizli galibi. Oylarını 3'e katladı. İlk genel seçimlerin koalisyon ortağı gözüyle bakılıyor. En azından kilit ortak. Bunun amcası da bakan falan olur herhalde. Miting meydanlarında bayağı bir esip gürlemişti. Evet Sayın Başkanım. Özür dilerim. Sizi de rahatsız ettim bu mevzuyla ilgili. Olacak şey değil başkanım. Kötü kokular var. Ağır komplo. Birkaç saate kadar nöbetçi mahkemeye çıkar efendim. Hakimin insafına kalmış. Çok teşekkür ederim efendim. Yoracağız sizi de. Saygılar Sayın Başkanım. Saygılar. Saygılar efendim. İl Başkanlığına mı efendim? Orada gazeteciler vardır. Şirkete çek. Seviyordum Sema'yı. Birden çok değişti. Telefonlarıma çıkmamaya başladı. Konuşmak istedim. Sadece konuşmak. Zorla dayanmışsın kapısına. Apartmanı ayağa kaldırmışsın. Komşuların ifadeleri var. Gözüm görmüyordu ki hiçbir şey. Bıçağı saplarken olduğu gibi mi? Buna cevap vermek zorunda değilsin. Pekala. O zaman şöyle soralım. Kaç sefer sapladın bıçağı? Hatırlamıyorum. Bir, iki... Daha fazla? Buna da. Önemli değil. Defalarca. Savcı zorlanmayacak.
Kolay oldu Rıza baba, fazla kolay. Seni keşfediyor değil mi? Bir an önce buradan kurtulmaya bakıyor. Her şeyi itiraf ettikten sonraki etti... ...cehennemin dibine kadar yolu var Mesut. Efendim? Fazla uzatmayın Engin. Toparlayıp hemen yollayın savcılığa. Ben savcıyla konuşmaya çıkıyorum. Anlaşıldı. Zeliha, finale kalan 10 kız belli olacaktı. Aç Eda, çabuk aç ya. Ağırlaşmış internet. Ya benim başvurumu kabul etmediler kızım ya. Aa, niye? Gün farkıyla yaşım büyük geldi. Hadi be. Ah, kızım finaldesin. Hani nerede yazıyor? Bak kendin gör. İnanmıyorum ya. Abi, abi gel gel. Kapattım ben bunu. Gel gel. Hani lan nerede? Sen kendi işine bak. Yalla yalla hadi yürü. Bak bak. Yok yok mayalı kız yok. Bu ne ya? Abla. Ay. Kızım ne bu? Anne, of. Anne koş koş. Ne olmuş? Ne oldu Zeliş'im he? Anne finale kalmışım finale. Ay güzel kızım benim. Ay dur bakayım orada mı? Bak anne. Ay maşallah Allah yüzümüze baktı kuzum. Oho arkamızda hançerlenmişiz haberimiz yok abicim. O kadar sevinmeyin hanımlar. Daha her şey bitmedi yani. Ya ne diyor anne bunlar ya? Akşam olsun çoban bir eve gelsin diyoruz. Sus bakma. Erkekler konseyi toplansın, kunu masaya yatırsın diyoruz. Bana bakın küçük azgınlar bana. Ağzını açanın o ağzını böyle bürerim vallahi. Öyle mi? Bir de tehdit. Boş versene abicim. Akşam olsun onlar kendi canlarına düşecek. Süründürürüm sizi. Sürüm sürüm sürünürsünüz. Kuru şaşlık alamazsınız. Ne babanızdan ne benden. Ablanızın istikbali söz konusu burada. Belli ablamın istikbali belli. Mayalı, cız gibi. Tüh, ne diyorsun sen ya? Sanki podyumda iç çamaşır defilesine çıkacağım anne. Oha, bir de çıksaydın. Sus, terbiyesiz. Alt tarafı Gençlik Dergisi'nde bir kapak resmi. O da kazanırsa. Kazananı 3 ay dil kursuna yollayacaklar Londra'ya. Kızım sular seller gibi öğrenecek İngilizceyi inşallah. Hem de Oxfordlular gibi. Ne? Oxford aksanı ha? Ablam dil öğrenecek diye biz burada milletin diline düşemeyiz anne. Yok öyle ama. Değil mi abicim? Yazmaz kitabımızda. Aynen valla. Sütüm helal etmem size. Sütüm helal etmem valla. Babanıza tek kelime söylerseniz annenizi yok bilin. Silin defterden. İşte o kadar. Bak çok ciddiyim valla. Duyuyor musunuz? Evet sayın seyirciler şu an zaten. Acele et. Gel gel. Söyleyecek bir şeyim yok hadi. Rahat bırakın beni. Ya lütfen bırakın ya. Dün gece evinde öldürülen Sema Yurttaş'ın katil zanlısı olarak yakalanan Onur Atacan, emniyette sabaha kadar süren sorgunun ardından bu sabah savcının karşısına çıkarıldı. Ve az önce de bize gelen bilgilere göre tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye getirildi. Bilindiği gibi sayın seyirciler, Onur Atacan son yerel seçimlerde ciddi bir çıkış yakalayan Ulusal Yükseliş Partisi İstanbul İl Başkanı Nusret Atacan'ın yeğeni olup hızlı gece yaşamıyla dikkatleri üzerine... Bundan sonrası Fasafiso. Kızın babasından haber var mı? Adli tıpta. Bekliyoruz. Perişan tabii. Hem de nasıl? Ben de gördüm şu adamcağızı gelince. Tabii Rıza baba. Ve Murat'la Zeynep ne alemde? Konuştunuz mu? Az önce taburcu alıp eve geçmişler. Ailen de oralarda bir yerde dolaşıyor ama tam olarak ne yaptığını soruyorsan Rıza baba... Deli misin? Sorar mıyım hiç? Doğumun en keyifli kısmı hastane. Eve dönüş dedin mi tam bir cehennem. Rıza baba, Hüsnü'nün bu konuda söyleyecekleri varmış sana. Eminim vardır. Amirim, Vedat müdürüm hatta. Odama bağlaşalım. Tamam. Abi hastanelerin doğum servisi grup indirimi yapıyormuş Suat ablaya. Mustafa yine la sesi vermeye başladı ya. Keseceğim ben onun sesini şimdi. Gel lan abi dur. Abi dur. Biz geldik. Canım arkadaşım. Ne işin var burada? Aşk olsun yeğenimi karşılamaya geldim. Ne oluyor burada he? He, he ne oluyor? Alayım ben bu babası. Yatağına götüreyim. Tamam. Ne olmuş bu ev böyle ya? Anne? Adettir kızım. Loğusa ziyareti. Kırkın çıkana kadar böyle.
Zeynep, ya biz polis evine falan mı taşınsak, ne dersin? He? Vallahi ayak altında dolaşma da ne yaparsan yap. Kadına bak ya. Resmen evime el koydu, beni de kapıya bıraktı. Sıkma canını. Sayılı gün geçer. Ne geçiyor ya? Nasıl geçiyor? 40 günden bahsediyor kadın. Bir de iyi tarafından bak. Mesela bugünü geç. Geriye kaç gün kaldı? 39. Aylin delirtme beni. Murat! Ne? Ya o kalabalıkta kadının biri gelip senden çocuğu aldı. Evet. Tanıyor musun kadını? Yoo. Sabahtan beri sizdeyim. Daha önce o kadını hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Olamaz. Gerçekten mi? Zeynep! Zeynep! Ya dur bir dakika, şaka yaptım. Zeynep'in dayısının karısı. Belma abla. Olsun, bakacağım yine. Dur Murat! Karımı 20 yıl önce kaybettim bir trafik kazasında. Yalnız büyüttüm Sema'yı. Hayatıma başka kadın sokmadım. Kızım değil, en yakın arkadaşımdı. Ben de kız babasıyım Hikmet Bey. Acınızın telafisi yok, orası kesin. Her şeye rağmen teşekkür borçluyum size. Sağ olun. Katil cezasız kalmayacak. Arkası bu kadar sağlam biri elini kolunu sallaya Rıza sallaya... Baba. Televizyon, bir baksanız iyi olacak. Evinde hunharca öldürülen Sema Yurttaş'ın katil zanlısı olarak bugün öğle saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Onur Atacan'ın duruşması az önce bitti. Ve mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmak üzere salınmasına karar verdi sayın seyirciler. Şu anda adliye önünde beklemedeyiz. Onur Atacan'ın amcası, Ulusal Yükseliş Partisi İstanbul İl Başkanı Nusret Atacan da biraz önce buraya geldi. Adliyedeki işlemlerin bitmesinden sonra birazdan çıkmaları bekleniyor. Ayrıntılarla yeniden karşınızda olacağız. Mahkemeye çıkmakta niye bu kadar acele ettikleri belli oldu. Adliye binalarında bütün mahkemelerde bir yazı vardır duvarda. Kocaman iri bir yazı. Gözümüze sokar gibi. Adalet mülkün temeli. Gördük işte temelini Rıza Bey. Gördük. Hikmet Bey yan tarafa alalım. Tabii buyurun bu tarafta. Eğer ben bensem, adım Rıza'ysa, bu ekip benim ekibimse, ben bu mülkü bunların adaletine bırakmam. Kavga mı? Tamam, kavga. Hüsnü, mahkemenin kararından bir kopya. Hemen kimle konuşursun, kimin gırtlağına basarsın umurumda değil, tamam mı? Anlaşılır Rıza abla. Başkomiserim, adli tıptan istediğiniz rapor. Sağ ol. Nedir? İşte bu. Onur'un dün geceki muayene raporu. Kokain kullanmış. Öyle mi? Güzel. Mesut Engin, kaç dakikada adliyenin önünde olursunuz? Tut ki oradayız Rıza baba. Hadi kardeşim. Ali, bizimlesin. Tamam. Hüsnü Engin, efendim böyle bir karar bekliyor muyuz efendim? Adalete her zaman güvenmeye devam edeceğiz. Seçim meydanlarında karşımıza çıkmaya korkan rakiplerimiz ahlak dışı yollarla bizleri yıpratma telaşına kapıldılar. Türlü entrikalar peşindeler. Bunun için gencecik insanların hayatlarıyla oynayıp onların hayatlarını mahvedecek kadar alçalmış durumdalar. Vay anasını sayın seyirciler. Yok canım, aslında adam bayağı namuslu. Biz uzaktan baktığımız için belli olmuyor. Ulusal Direniş Partisi'ydi değil mi abi bu? Yok, yükseliş. Ha. Mesela ben şimdi bu adama acayip yükseldim. Ha. Ne yapacağız şimdi başkomiserim? Bu da laf mı yani Mesut? Tabii ki vereceğiz onu kardeşim. İyi o zaman, bekletmeyelim vatandaşı. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Bir saniye, müsaade edin, Geçin şöyle. Bir saniye. Bir dakika, ne oluyor? Nedir bu? Geç şöyle kardeşim, geç. Ne yapıyorsunuz? Amca! Yeğenimizi gözaltına alıyoruz beyefendi. Hangi suçlamayla? Uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla. Yalan bu. Amca yalan söylüyor. Olmaz böyle bir şey. Ama amca tutma, öyle söylemiyor. Amca! Müsaade ederseniz. Yürü kardeşim, yürü kardeşim. Yalan söylüyor. Çek şunu kardeşim, çek. Aldınız mı Onur Hazretlerini? Harika. Ne yaptın Nusret? Güzel. Acele edin Engin. İçimden bir his, işler kızışacak diyor. Yoldalar. Sen hiç hayatında bir saçma bir karar gördün mü Rıza baba? Yüya, Sema hayat kadını. İnternetten tanışmışlar. Parada anlaşamayınca Sema bıçak çekmiş adama. Onur da kendini savunmuş. Rıza baba, asıl bombayı bilmiyorsun ama. Kararı veren hakim... Senelik izne ayrılmış. Hemen mi? Yani duruşmadan sonra hemen ha? Aynen öyle, hemen. Öyle hakimler tanıdım ki bu 30 küsur senede. Tepeden tırnağa namus.
Öyle savcılarla çalıştım ki hak hukuk diye canlarını verdiler. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bizimkiler erken geldiler. Nasılsınız Rıza baba? Hoş geldiniz. Komiserim. Ay hadi Allah'ım ya Rabbim. Hadi yüzümüze bak. Göster büyüklüğünü ya Rabbim. Anne delirdin mi ya? Böyle şey için dua edilir mi? Çarpılacaksın ya. Ha? Ne varmış? Size mi soracağım dua ederken? Ya kızın açmış orasını burasını. Nesine dua ediyorsun sen bunu? Bu dağı tutar mı? Dinleme şunları anne ya. Abla, Allah'ın sevgili kuluysan eğer elenirsin yani. Anne şunları bir şey söylesene. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Zeliş, kazanmışsın kızım. Süper ya anne, inanmıyorum. Kazanmışım. Kazanmışım. Abicim biz neredeyiz? Allah'ım şükürler olsun nerede? Sana ya Rabbim. Anneciğim. Aferin kızım. Aferin. Allah'ım şükürler olsun. Kızımın gününü gösterdin bana. Bugünden ne ki anneciğim? Daha sırada üstünde çoban var. Bakın size neler gösterecek. Bir sus sen be. Bir sus be. Dergiden arıyorlar. Kabasın kaba. Sessiz olun. Efendim? Selam Zeliha'm. Evet buyurun benim. Ben dergi editörü Ercan. Kutlarım öncelikle. Ay teşekkür ederim. Ay çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Sesim biraz titriyor. Tamam sakin ol. Yarınki sayıda kapak kızısın. Ay sahi mi kapak mıyım gerçekten? Babam görsün bak ne biçim kapak oluyor dergi sana. Yarın bir ara uğrarsan bu dil okuluyla ilgili sözleşmeler falan var. Detayları konuşuruz. Uğrarım tabii uğrarım. İyi görüşürüz yarın. Tekrar tebrik ederim. Sağ olun. İyi günler. Ne diyor? Ne diyor kızım? Ne oldu Zeliş? Anne yarın diye sözleşmesi yapacağız. Ay, oley. Evimizde bir kapak kızı. Ne mutlu bize. Oh oh. Babam o dergiyi görünce ne yapacak acaba? Hele babanıza o dergiden bir söz edin. Bir ağzınızdan kaçırın şöyle şu kadar. Bakın ne oluyor. Bürüveririm ağzınızı böyle. Hadi bakalım. Hodri meydan. Halep oradaysa Arşın burada. Hadi. Anne. Ne oldu kızım? Seneye ben de katılabilir miyim bu yarışmaya? Ne? Bacaklarını kırarım kız senin. Abi. Işık sıpası. Onun ne kabahati var abiciğim? Örnek olanlar utansın. Allah'ım yarabbim. Sema Yurttaş cinayetindeki gelişmeler zihinleri karıştırmaya devam ediyor sayın seyirciler. Katil zanlısı Onur Atacan mahkemedeki ifadesinde Sema'nın para karşılığı erkeklerle fuhuş yaptığını... Allah'ını seversen beni her gece devreye yaz Rıza baba. Santimetre kareye 3 kişi düşüyor evde. Aklımı oynatacağım vallahi ya. Arkadaşlar yazıyorum şuraya. En geç 48 saat içinde Zeynep de aramızda. Şş Aylin ya şu Murat'ın koşarak eve dönmesini bir daha anlatsana ya. Azma kimdeme Aylinler. Abi eve bir gidişi var. Baskına gider gibi gidiyor. Şşt Aylin. Dedim dinle, tamam dinle. Kapıyı kırıp telefonunu Evet. İl Başkanı Nusret Atacan hatta amirim. Beklediğimiz telefon çocuklar. Şimdi bağlayacağına. Efendim. Emniyet amiri Rıza Soylu mu? Evet benim. Nusret Atacan ben. Evet söylediler. Yeğenim tekrar gözaltına alındı adliye çıkışında. Biliyorum. Talimatı ben verdim. Neler döndüğünü bir de sizden öğrensem. Bir şey döndüğü yok Nusret Bey. Adli tıp raporu gecikmeli geldi. Onur uyuşturucu kullanmış. Bununla ilgili aldık kendisini. Yoksa biz de bir an önce kapanmasını istiyoruz bu meselenin. Galiba aynı şeyi istiyoruz amirim. Ama siz yanlış yerlerden dolaşıyorsunuz. Tepeden bastırmak da her şey çözülmez. Bu tıpkı şeye benzer. Hani siyasette tabanın sesine kulak vermek gibi. Anlıyorum. Bunları yüz yüze görüşmekte fayda var tabii. Elbette. Doğrusu da bu. Bir an önce. İyi olur. Bir saat sonra Çubuklu Parkı'nda buluşalım. Uygun mu? Gayet uygun. Efendim. Gayrettin mi Ali? Ettim başkomiserim. Tamamdır. Evet çocuklar, herkes ne yapacağını biliyor. Bu rezilliğin hesabını kim verecek bana Rıza Bey? Kızım fahişeymiş, öyle dedi televizyon. Tamam Hikmet Bey, oturun lütfen. Benim kızım fahişe değil. Tamam. Benim kızım fahişe değil. Tamam Hikmet Bey, lütfen. Kızımı kaç defa öldürecekler? Beni kaç defa? Bu utanç nasıl bitecek Rıza Bey? Söyle. Kız babasıyım demiştin bana, söyle hadi. Az kaldı Hikmet Bey, az kaldı. Bitecek, bize güven. Hayatımda karınca ezmedim.
Gidip birini mi öldüreyim? Kendimi mi öldüreyim? Ne yapayım söyle. Mehtap gelsin buraya. Ne yapayım? Tamam. Sabır. Sadece biraz sabır abi. Otur ve bizi bekle. Tamam mı? Hepsi bu. Buyurun başkomiserim. Beyefendiyi biz dönene kadar misafir ediyorsunuz. Tabii başkomiserim. Buyurun. Bu adam bana bir defa daha böyle bakarsa... Hadi. Hadi gidip bitirelim bu işi. Hocam, şu soruda bir terslik yok mu? Bakayım. Sabahtan beri kaç kişi kafa patlattık, çözemedik. Soru doğru. Birazdan derse gireceğiz. Ders de getir, sınıfta bakalım. Arkadaşlarınız da görsün sonucu. Tamam hocam. Tamam hocam. Efendim? Merhaba Yeliz. Ben Berk. Aa merhaba, nasılsın? Akşama programınız var mı? Sen ve kocan. Bilmem, hayırdır? Epeydir görmediğim birkaç yakın arkadaşımı davet ettim. Gelirseniz çok sevinirim. Kocanla tanışmış oluruz hem. Çok isterim ama Engin'le konuşmam lazım. Kaçta biterişi bilmiyorum. Tamam konuş. Gelmeye çalışın, olur mu? Kızıma seni anlattım. Çok merak ediyor. Elimden geleni yaparım. Ya hayatım, nereden çıktı şimdi bu yemek ya? Ya ne yapayım, çok ısrar etti. Seni tanımayı özellikle istiyormuş. Hocam fena bastırıyor. Ya bakalım, ben istiyor muyum onu tanımak? Ya bahanelik etmeyin. Berk çok sıcak biri. Tanısan sen de seversin. Ya Yeliz, dünyada sevilecek bir sürü insan var. Allah Allah. Hepsini teker teker sevemem ki. Toptan sev usta. Toptan sev. Kucakla gitsin hepsini. Kucakla, kucakla. Ya susana kardeşim sen ya. Delirtme sen adamı ya. Anlamadım. Sana demedim hayatım. O kadar delirtecek bir şey söylediğimi sanmıyorum. Ama sen bilirsin. Gitmeyiz. Ya vallahi sana söylemedim ya. Ya Mesut durmadan burada bir şeyler söylüyor ya. İyi, iyi, tamam tamam. Gideriz. Ararım sonra seni. Hadi hoşça kal. Buyur işte. Beğendin mi yaptığını? Senin yüzünden karımla papaz oldum ya. Akşam da kuzu kuzu davete gitmek zorundayım. Ya Rıza baba, bu adamın bekarlığı benim sinirime dokunuyor artık ya. Mikrofonu ver Aylin. Tabii. Buyurun amirim. Buyurun. Adam gelmiş. Tek başına. Etraf sessiz. Siz tetikte olun gene de. Nusret Bey. Merhaba Rıza Bey. Çok beklettim mi? Hayır, buyurun. Teşekkür ederim. Çocuğunuz var mı Rıza Bey? Var. Allah bağışlasın. Karımla ben çocuk sahibi olamadık. Onur'u oğlumuz gibi yetiştirdik. Veya yetiştirdiğimizi sandık. Hayat. Bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Gitmiyor da zaten. Şimdiki gençler bir garip Rıza Bey. Kıymet bilmiyorlar. Siz bir ömür harcıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya, bir yerlere gelmeye. Ama onlar öyle bir şey yapıyorlar ki mahvediyorlar her şeyi. Yeğeniniz gibi mi? Evet. Evet, Onur gibi. Yanlış adımlar attınız Nusret Bey. Onur'u kurtarmak, işin kaynağına inmekle mümkün. Kaynak da biziz. Dosya, deliller, her şey bizde hazırlanır. Bizden gider savcılığa, mahkemeye. Temizledik sanırsınız, hop, bir dosya daha konur savcılığında. Pislikle boğuşan biz, her türlü eza cefa bizde. Bizi devre dışı bırakarak yürümez bu işler. Anlatabildim mi? O sınırımız abi. Neredeyse herife nesi var nesi yok verecek adam. Haklısınız. Siz ve ben belki bu durumu düzeltebiliriz. O halde sadede gelelim. Olur, gelelim. Ne kadar? Hazırlıklı gelmişsiniz. Kısa zamanda bulabildiğim bu kadar. Ne var içinde? 500 bin. Kalabalık bir ekibiz Nusret Bey. Çatlak ses çıkmasın istiyorsak... ...ekipteki herkesin memnun kalması şart. Bunu avans olarak kabul edin. Onur davası görülüp aklandığında bir 500 bin daha. Anlaştık mı? Sizi fazla zorlamayalım. Evet, anlaştık. Teşekkür ederim. Buyurun. Denize merakınız var mı Nusret Bey? Hiç balığa çıkar mısınız?
Evet, işaret geldi. Gidiyoruz. Ali Aylin, siz burada kalın. Gençlikte meraklıydım. Hatta dalardım. Denizden uzak kaldık. Belki bir gün birlikte çıkarız. Hiç sanmıyorum Nusret Bey. Yanlış bir şey mi dedim? İkimiz çok ayrı sularda yüzüyoruz Nusret. Köpeğimi bile senin yüzdüğün suya sokmam ben. Kirletirsin çünkü. Hadi arkadaşlar. Ama tuzak bu. Götürün şunu, götürün gördüm. Geç. Alın şunu, götürün. Aşağılık herif. Ödeteceğim bunu sana. Fitil fitil getireceğim burnundan. Fitil fitil. Yürü hadi yürü. Bırak. Buyurun Sayın Savcı. Bırak. Size teslim. Tıpkı eski günler gibi ha? Evet, eski günler. Bunu daha sık yapalım. Bakarız Sayın Savcı. Eskiden bir lafımız vardı, hatırlar mısın? Namussuzların en büyük namussuzluğu. Herkesi kendileri gibi namussuz sanmalarıdır. Aslan gibiler. Her zaman, her zaman. Geçmiş olsun Rıza Baba. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Siz iyi misiniz Rıza Baba? Ne kadar kirli bir hayat bu ha. Ne kadar kirli bir hayat. Hadi. Beni oyuna getirmek neymiş görecek. Siz de göreceksiniz. Çok bağırma, bir tarafını yırtacaksın. Bunun partisinin ismi neydi ya? Ulusal Yükseliş. Ama arkadaşın yükselişi buraya kadar. Bundan sonrası iniş. Hadi yürü. Doğru değil. Çekil. 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 Yürü, yürü, yürü. Ben öyle bir şey yapmadım. Tamam, hesap edin, soracağım. Çekil. Adalet önünde hesap edin. Geç, geç. Tamam, bir dakika. Tamam, hadi. Çekilin geriye, soracağım. Hadi geç içeri. Yürü. Adalet önünde soracağım. Çıkın. Tamam, sakin olun. Tamam. İstanbul Polisi'nin yürüttüğü aralıksız çalışma sonucunda Sema Yurttaş cinayeti aydınlandı sayın seyirciler. Olayla ilgili olarak iş adamı ve Ulusal Yükseliş Partisi İstanbul İl Başkanı Nusret Atacan'la birlikte bugün öğle saatlerinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salınan katil zanlısı yeğeni Onur Atacan da yeniden gözaltına alındı. Sema Yurttaş'ın ise iddia edildiği gibi hayat kadını olmayıp sanık Onur Atacan'ın kendisiyle arkadaşlık teklifini reddettiği için öldürüldüğü kesinlik kazandı. Son gelişmeler üzerine bir açıklama yapan Adalet Bakanlığı sözcüsü Onur Atacan'ı serbest bırakan hakim için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Artık kızımı huzur içinde toprağa verebileceğim. Hiç değilse bunu yapacağım. Sayenizde size minnettarım Rıza Bey. Rica ederim, rica ederim. Allah'a ısmarladık. Sizi yolcu edeyim, buyurun. Aslan kızım benim be, aslan kızım be. Aferin be sana, ay. Aferin, aferin be. Üç ay dil okulu Suat, üç ay. Üç ay ne demek ya? Üç ay ne demek ya? Benim kızım üç ayda ne yapar İngilizce biliyor musun? Yalar yutar, seller sular gibi ya. Hem de nasıl, hem de nasıl. Dönen dolapları bir bilse... O zaman kim kimi yutar belli olmaz. Ne fokur tanıyorsunuz lan ışık sıpaları. Adam olun girin ablanız gibi ilçe milli eğitim sınavına. Kazanın bileğinizin hakkıyla gidin. Yok baba yok. Biz ablamın girdiği yarışmaya giremeyiz. Ne yarışması lan? Yarışma nereden çıktı? Yani sınava demek istemişti baba. Sınava. Giremezsiniz tabii. Tabii giremezsiniz. Girseniz bile çakarsınız bu kafayla. Zaten bize olmaz zoru sınava. Özelliklerimiz uymaz. Öyle değil mi ablacığım? Kıskanmayın hadi, kıskanmayın. Suat, bak kızım, okul bedava da olsa bu kızın yanına harçlık lazım giderken. Hmm. Bugünden itibaren para biriktiriyorsun, tamam mı? Sıkıyorsun kemerleri. Tamam da üstüne, ben nereden arttıracağım o kadar parayı? Söylüyorum Suat, söylüyorum. Falcıya, fülcüye para kaptırmıyorsun. Dolandırıcılardan uzak duruyorsun. Üstüne de bu eşek sıpalarının harçlıklarının yarısını kesip bekliyorsun. Bitti gitti, bu kadar. Harçlıklarımız mı? Evet, harçlıklarınız. Her türlü bize patladı abicim, gördün değil mi? Patlatacağım ben şimdi sana, patlatacağım. Aile içi dayanışma oğlum. Çorbada da tuzunuz olacak. Sevmeniz lazım be, sevmeniz. Ama nerede? Neyse abicim ya, takma kafana. Senle ben bu hesaba göre çocuk okutuyor sayılırız, sevaptır. Sana bir tane çakarım, görürsün sevabı. Hadi, hadi, yok. Kriz, üstüne ablam, yetmedi babam. Gelen giden bize vuruyor oğlum. Nasıl gidiyor Tunç? Yaptın mı ödevlerini? Yaptım babam. Arkadaşımdaydım. Eve dönüyorum. 10 dakika sonra evdeyim. Tamam aslanım.
Mutfakta yemek var. Fidan teyzem bırakmış. Arkadaşımın annesi de çıkardı bir şeyler. Aç değilim. Bastırmalı börekle, yanında üzüm hoşafı oğlum. Aa, yerim o zaman. Ye tabii, tokmak kafa. Boşuna mı diyoruz? Kendine dikkat et, olur mu? Merak etme. Erken yat, tamam mı? Hadi eyvallah. Erken yat dedim ya, hikaye. Devriyeden dönene kadar uyumaz. İsterse sabah olsun. Uyumuş numarası yapar. Anahtarı çeviririm, kilit sesini duyar. Yatağı gıcırdar şöyle bir, doğrulup kapıya bakar. Gölgemi görür, sonra vurur kafayı yatar. Öyle işte. Abi be, hazır bu kağıt yokken bizim evin önünde bir durabilir miyiz? Oğlanı bir görsem. Özledin mi? Özledim be abi. Kokusunu özledim. Bir içime çekip dönerim hemen. Kardeşim benim be. Uğranmaz mı? Uğranır ki. Hem de nasıl uğranır? Uğur. Duydum komiserim, duydum. Siz de? Tam dalıyordum, sen geldin. Yavaş olsana biraz oğlum. Pardon, pardon. Murat. Girme içeri ayakkabılarınla. Ne oluyor ya? Kim bu? Selim. Çıkar ayakkabılarını önce. Ya ayaküstü uğradım. Oğlumu görme. Ekip aşağıda bekliyor. Kim var orada? Nevin Alan. Gördün mü içerinin halini? Gördüm. Kızlar yatakhanesi gibi. Geçecek yer yok ya. Murat. Söyle bir tanem. Eskisi gibi olacak mıyız? Ne demek o? Eski sakin günlerimiz. İkimiz baş başa. Daha da güzel olacak. Tabii şu salondaki ve buradaki fazlalıklar gidince. Murat sessiz ol oğlum. Bebeği uyandıracaksın. Pardon, pardon. Ay. Fazlalık derken annemi kastetmiyorsun herhalde. Anneni? Yok canım. Anneni söyler miyim? Sağda solda yerde gördüklerim işte. Küçük odadakiler? Orada da mı birileri var? Yuh. Hı-hı, teyzemle eltisi. Aman ne güzel ya. Şş. Oğlum üzmüyor değil mi seni? He? Hayır. Melek gibi uyuyor hep. Girip biraz seveyim mi? Ya sabah seversin, uyuyor şimdi. Ya bir kere çık getir ya. Göreyim o zaman. Göreyim. Şş. Ha? Canım benim, canım. Gördün mü? Melek gibi. Bir melek de sensin. Dikkatli ol, tamam mı? Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi. Hadi. Herkes gelmiş galiba. Bence bunlar kalanlardı. Biz geç kaldık. Suç denen şey mesai saatlerinde yapılsa ne kadar rahat ederdik değil mi? Gözünü seveyim, surat asma. Çok ayıp olur belki. Deli misin? Niye surat asayım? Ben de merak ediyorum onu. Eski arkadaşın ne de olsa. Hadi. Geç canım. Yeliz, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kusura bakmayın, benim yüzümden. Rica ederim, olur mu öyle şey? Kocam Engin, Berk. Abimim ve benim çok eski dostumuz. Memnun oldum. Memnun oldum. Ah, bu da benim kızım Aysu işte, Yeliz ablası. Canım benim, canım. Şeker. Merhaba desene Yeliz abla. Merhaba. Merhaba, şuna bak ne tatlı. Ya nereden esti gecenin bu vakti gezme tozma? Kızım,
Bahar kokuları başladı ya dışarıda. Tut babanı tutabilirsen artık. Hadi Aylacığım hadi. Bırak şunlara laf yetiştirmeyi. Hesap mı vereceğiz şimdi ha? Yani. Ha aklımdayken. Belki gece 12 seansına sinemaya gideriz. Bizi merak etmeyin. Ne? 12 seansı mı? Baba çiftler gider ona. Bizim asker arkadaşına benzer bir halimiz mi var? Ha? Bak bakayım bak. Bak. Ha? Yani çiftler dediysem genç aşıklar, sevgililer falan. Fazla oldun ama sen artık. Şuna bak resmen jenerasyon ırkçılığı yapıyor ya. Hadi yürü Aleyciğim yürü. Muhatap olma onunla. Tepem atmadan çıkıp gidelim hadi. Rıza baba. Ne var? Ben hiç ağzımı açmadım farkındasınız değil mi? Aferin lan Lale. Aferin. Aa Rıza hani yasaktı o kelime? Mesaide yasak. Burası evim. Evimde istediğimi söylerim. Otur 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 otur. Hadi. Eyvallah. Gençler. Güle güle. Hadi. Hadi gel hadi canım, gel. Kızım ne sorup duruyorsun? Bırak anne gitsin. Nereye gideceklerse ya. Çayını iç hadi. Oh. Ne iyi ettik vallahi Rıza. Özlemişim kocamın koluna girip şöyle yürümeyi. Ya vallahi. Ben de Aylacığım ben de. Hadi, hadi gidelim canım. Pınar. Geldim geldim. Hadi başlatıyorum filmi. Tamam. Oo Mısır şahane. Hadi hazır mısın? Dur bir camı açayım hava gelsin. Oh babam haklı valla. Hava mis gibi dışarıda. Buranın da havası hiç fena değil. Ya uslu dur. Hadi gel. Festival anlat bakalım okul nasıl gidiyor? İzleşli bir yönetmen vardı bitti. Çok yorucu olmalı. Bizimkilere baktın mı? Ben Türk filmlerini izlemiyorum şekerim. İki ay önce Amerika'daydım. Doya doya caz dinledim. Ciddi misin? Nasıl hem de. New Orleans'tan bir grup vardı. Adamlar bir modern caz yapıyor anlatamam size. Her akşam sen mi yatırırsın Aysu'yu? Her akşam. Sana çok ısındı. O abla hep gelsin diyor bize. Engin sıkılmadın umarım. Hı? Yo sıkılmadım. Çoğu eski arkadaşlar. Ottülü. Bazıları kolejden. Senin devreden kimse var mı? Yok çoğu benden eski. Berk bilgisayar mühendisi. Kendi yazılım şirketi var. Harika. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Efendim? Siz ne işle meşgulsünüz? Ben polisim. Nasıl yani? Üst kademelerde yönetici falan mı? Hayır, ben sokak polisiyim. Karakol polisi gibi mi? Aşağı yukarı. Eşim başkomiser, sivil olarak çalışıyor. Gözümde yani... değişen bir şey yok. Yani elde silah. Aynen. Şu an üstünüzde de silah. Evet var. Cep telefonu gibi bir şey benim için. Cep telefonu insan öldürmüyor ama. Bakın, şu anda eli silahlı biri içeri dalıp sizi rehin almaya kalksa... ona neyle karşı koymamı tercih edersiniz? Şampanya kadehiyle mi? Bu çok uç bir örnek oldu Engin Bey. İsminiz neydi? Deniz. Bakın Deniz Hanım. İş adamı başarısız oldu mu sermayesini batırır. Profesyonel yönetici kariyerini kaybeder. Benim başarısızlığımda insanlar ölür. Ben ölürüm. Karım bile birkaç kez ölüm tehlikesi atlattı. O yüzden dilerseniz bu konuyu kapatalım. Evet iyi olur. Geçen gün bahsettiğim şu film var. Aa evet onu izletecektim bize. Hemen ayarlıyorum. Türkçe dublajlı izleyelim. Beyefendinin anlaması için. Gerek yok. Orijinalinden izleyebilirim. Engin yıllarca Amerika'da yaşadım. Sahi mi? İlginç. Washington Büyükelçiliğinde koruma müdürüydüm. Öyle mi? Ha bu arada eğer modern caz dinlemek istiyorsanız Chicago'lu cazcıları tavsiye ederim. New Orleans çok daha gelenekseldir. Ne de olsa cazın ana vatanı. Baba. 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 Aa. Niye kalktın Aysu? Rüya gördüm korktum. Ah. Canım. Canım kıyamam sana. Yatman lazım ama geç oldu. Yeliz ablan yatırsın mı seni? Yatırsın. Tamam biz yatmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel bakalım.
Ali! Koş aşağıdan! Pınar! Pınar! Bir... Neler oldu burada? Hemen söylesin bana. Hemen! Hemen! Ayağı almışlar! Demşe tablaları da her şeyi almışlar! Pınar, hiçbir televizyon şey kapanmıyor. Lütfen, nerede? Tabii kapanmaz. Yok ki televizyon. Çalmışlar ulan, çalmışlar. Çalmışlar mı? Bilmiyorlar. Saatim de yok. Ay. Of. Allah Allah. Pınar, soyulduk galiba. Galiba ne diyor. Yapacağız? Hala galiba diyor. Ne yapacağız? Ulan donunuzu altınızdan almamışlar iyi ki. Ya tamam. Rıza, Allah aşkına ya, tamam. Çocuklarımıza bir şey olmamış Allah aşkına ya. Pınar. Onlara bir şey olsaydı. Polisi arayalım Rıza baba. Aa, hemen polisi arayalım. Hadi hadi. Ara. Tamam. Ben de polisim demeyi unutma ha. Hadi. Ne biçim polissen? Hangi yüzle söyleyeceksen? Ya tamam Rıza, sakin ol lütfen, sakin ol. Ne biçim polis bu Ayla? Ne biçim polis bu? Evi soyup götürüyorlar. Kıçından donunu alsalar haberi yok. Niye duymadıkları belli Rıza bak. Bayıltıcı spreyi kullanmışlar. Telefonumu da çalmışlar ya. Allah kahretsin. Al ara. Yeni yılın ilk güneşi kalan kibritleri de yakmak istercesine küçük kızın elinde tuttuğu kibritlerin uçlarına vuruyor, parıldatıyormuş. Uyudu galiba. Evet, sonunda. Sağ ol. Ne demek? Sana bu kadar çabuk ısınması tuhaf. İlk defa oluyor. Ne kadar özel olduğunu galiba hissetti. Yok daha neler. Yeliz. Geliyordum şimdi. İzin isteyelim mi artık? Nasıl istersen. Bize müsaade. Gelmene çok sevindim. Kendine iyi bak. Yine görüşelim. Kötüydü değil mi? Daha kötüsü olamazdı. Ben de şaşırdım. Ben şaşırmadım vallahi. Biraz ön yargılı olmanla ilgisi. Evet. Tamamen onunla ilgili. Yani ön yargı dediğinde bir histir sonuçta. İnsanlara da polis gibi yaklaştığının farkında mısın? Polisim onlar hatırlattı bana. Ben değil. Hiçbirini sevmedim. Bu tip insanları sevmem ben Yeliz. Zorla değil. Bu ülkede yaşamaları. Sanki bizler için sunulmuş büyük bir lütuf. Böyle her şeye iğrenerek bakmalar. Abartma istersen. Onları mı savunuyorsun bana? Onları değil. Sadece belki. Diğerlerinden farkı yok. Haksızlık etme. Mesleğini öğrenince suratlarının aldığı şekli gördün değil mi? Gördüm. Bizi aralarına yakıştırmadılar Yeliz. Ne kadar hödük olduğumu ispatlama yarışına girdiler. O sırada Berk ne yaptı? Seyretti. Sadece seyretti. Abuk subuk sorular. Kulaktan dolma bilgilerle böyle hava atmaya kalkmalar. Allah'tan İngilizce biliyoruz da namusu kurtardık yani. Hayır, bilmeyebilirdim de ayrıca. Ne olacak yani? Bilmesem ne olacak? Onları daha mı değerli yapacak? Engin, kapatabilir miyiz artık? Affedersin canım. Affedersin. Seninle bir ilgisi yok biliyorsun. Biraz müzik dinleyelim mi ha? Sinirlerimize iyi gelir. Ne diyorsunuz? Bulunacak mı eşyalarımız? Uğraşıyoruz. Ne diyeyim ki? Umarım. Çay yaptım. Buyurun, soğumasın. Sağ olun, zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Buyurun. Buyurun. Sağ olun, ben almayayım. Eliniz tamam, peki. Kusura bakmayın, koyacak yer yok. Elinizde tutacaksınız artık. Ne demek abla, tutarız. Tamam. Teşekkür ederim. Rahat çalışabiliyor musunuz bari? Hem de nasıl abla, fera fera. Hiç bu kadar rahat çalışmamıştık. Kalmamış gibi şey. Tabii, rahat kalın. Sağ olun. Hadi Naci, hadi aslan. Gözünü seveyim. Vallahi bir kuru bindene kaldı. Senin ekip evde mi? Tamam. Sağ ol. Hadi sağ ol.
Rıza baba bağırdıkça bu sebze kumandaya basıyor. Bir de üstüne demez mi? Ya Rıza baba az önce bu kumandanın ucunda bir televizyon olacaktı ya. Geçin dalganız abicim, geçin. Bir tekme de siz atın. Dokunmayın benim arkadaşıma. Geçecek Ali'cim, hepsi geçecek. Allah'tan umut kesilmez. Herifler kamyonla götürmüş malı usta. Adam uyuyan güzel ya. Sahi ya. Ali, sen nasıl uyandın sonunda? Nasılı var mı ya? Rıza baba bir öpmüş, uyanmış Allah'ınla. Ali, billah sesi ver bakayım oğlum. Hadi. Neymiş bakayım şöyle. Başkomiserim. Bu eşya bulunmazsa biterim ben. Ölürüm. Bak Allah aşkına bir şeyler yapalım. Lütfen bir devriyeye falan çıkalım ya. Mesut, yardımcı olalım vatandaşa. Sen Ali'yi al. Murat'la üstünde bir koldan. Biz de buradan takip ederiz artık. Ne yapacağız? Tamamdır. Vatandaş Ali, düş önüme. Düş. Abi hadi ya. Yürü bakalım. Hadi gidelim. Haydi biz de karakoldan. Ay maşallah. Allah nazarlardan, kem gözlerden saklasın zelişimizi. Yok canım, estağfurullah. Yaptık işte bir şeyler. Mahallemizin medarı iftarısın sen kız. Gel kız bir öpeyim seni. Gel. Canım. Babam yakında hepiniz öpecek. Sen istersen kaybol Ferda abla. Aa, niyeymiş o? Niye kayboluyor? Kim vurduya gitmesin diye anne. İyiliği için yani. Hayret bir şey. Hiç de bir şey olmaz. Allah bu günleri gösterdi ya bana. Allah daha ne günler gösterecek size. Durun hele, durun, bekleyin. Kıskanç şeyler. İngiltere'den dönerken sakın bunlar için bir şey sipariş etme anne. Getirmem. Ben çok bir şey istemeyecektim aslında. Alt tarafı bir fotoğraf çerçevesi. Aa. Ablamın fotoğrafı için. Böyle duvara asmalık. Dart oynarız içinde. Ver onu, ver. Çek pis ölülerin dergimin üzerinden. Asıl cümmüş babam bu dergiyi görünce abicim. Bekle bekle, az kaldı. Bana bakın, söyletmeyin yine. Hem bu gençlik dergisi. Babanızın işi yok da gençlik dergilerini takip edecek. Şomazlı anne bunlar ya. Abla, bana ne getireceksin İngiltere'den? Ne istersen getiririm sana canım. Sen ne istersen söyle. Problemsiz kardeşim benim. İşler nasıl gidiyor Hacı? Nasıl olsun be komiserim? Açtık tezgahı, bekliyoruz. Senin eski tayfadan ne haber? Hiç haberim yok vallahi. Şeytan görsün yüzlerini. Kanlıca'da bir ev patlatmışlar dün gece. Spreyle uyutup. Kimin içidir bu, bilirsin sen. Biliyorsam namerdim. Hiç işim olmaz. Bana mavol okuma lan. Bana mavol okuma. Ali Ali. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Arkadaşın nesi var? Yok bir şey yok. Duyarsan beni ara. Aramam mı komiserim? Emrin olur. Yürü hadi yürü. Abi nerede aslan bu ya? Aslan parçası yürü. Oğlumuz nasıl? Gece uyandı mı çok? Şişt, selam söyle. Hüsnü abi yanımda. Selamım var. Sağ olsun. Sen de selam söyle. Misafirler ne alemde? Misafir falan kalmadı canım. Gitti herkes. Bil bakalım neden. Aa, ne oldu? Onları kıracak bir şey mi yaptın yoksa? Murat delirtme beni. Ne açmışsın öyle kapıya? Sabah sabah gören gitti. Zeynep, beyazları atıyorum makineye. Var mı başka yıkanacak bir şeyin? Hani gitmişti misafirler? Anne misafir mi? Doğru. O bizim evin kadrolu sanatçısı. Murat. Öptüm canım. Öptüm. Oğlanım mıncık da benim için. Hoşçakalın. Bu iş bu kadar abi. Ne oldu, gitmişler mi? Hem de tıpış tıpış abi. Çak abi çak. Şu ilerideki büfede duracağım biraz. Çıktı mı parmak izi? Ah harika. Süper. Şu dosyaları açayım. Tamam, eşleme yapalım. Tamam, yolla bizim bilgisayara. Buradan bakarım ben. Tamam, hadi kolay gelsin. Hayırdır? Rıza babanın evinde parmak izi bulunmuş. Yolluyorlar. Buradan bakacağım. Aman aman iyi. Şimdilik bir şey söyleme sakın. Boşuna heyecanlandırmayalım bir de. Tamam. Hocam bir kola versene. Murat, bir şey içer misin? Yok abi, sağ ol. Ha, gazete, gazete abi. Gazete. Ha, tamam. Sağ olasın, eyvallah. Sen de sağ ol abi. Hay Allah kahretsin. Bu ne ya? Bu nedir ya? Abi ne oldu? Şu dergiye bak ya, ben mi yanlış görüyorum ya? Abi bu zeli iş. Evet zeli iş. Zeli iş ya. Yaktınız lan beni. Yaktınız lan siz beni. Yaktınız tamam, lan. Tamam tamam, sakin ol sakin ol. Zeli iş! Şahıs belirlendi Ali'cim.
Baki Kurtuluş. Azılılardan. Pencerede parmak izine rastlanmış. Aslansın ya Aydın. Aslansın vallahi. Ne diyeyim sana? Tıraşı kes oğlum. Adresini iste. Adresi belli mi herifin? Ya biraz şüpheli bir adres. Nasıl şüpheli ya? Kavacık'ta bir ganyan bayi. Abisinin üzerine kayıtlı. Abisi Hayri Kurtuluş. Yine de bir bakın ama. Yazıyor musun? Yazıyorum, yazıyorum. Dur bir dakika, dur. Adresi söyle Aylin. Ben tutarım aklımda. Bu şimdi iki saat. Kalem bulacak, kağıt bulacak. Tamam abi. Manolya Caddesi. Evet. 22. Tamam. İyi. Ben biliyorum orayı. Tamam. Hadi. Neredeymiş? Görürsün be. Ne yapayım lan ben sizi? Abi. Ne yapayım lan ben sizi? Abi. Öldürsem yeri be. Abicim. Öldürsem yeri ya. Ne yapacağım ya? Sen nasıl böyle bir fotoğraf çektirirsin Zeliha? Sen nasıl böyle bir fotoğraf çektirebilsin? Söyle ha, söyle! Ay Hüsnü abi, vallahi benim hiç haberim yok. Kış! Külahımı anlatsan onu benim, külahımı! Ya baba, bizim de suçumuz var ya. Zeliha! Bırak, bırak beni. Milli eğitim sınavı ha! Milli eğitim sınavı ha! Yalana bak, yalana, yalana bak, yalana. Ama dil kursu doğru Hüsnü. Oğlum ben dilini koparırım ben. Dilini koparırım ben bunlar. Senin dilini kopartırım bak. Bir cinnete bak ara. Bir cinnete bak. Alo makası Murat kurban olayım. Bırak. Bırak Murat. Bütün bunlar hep senin başının altından çıkıyor değil mi? İtiraf et. İtiraf et. Bunlar senin başının altından çıkıyor. Ay beklemek çarpsınız abi. Sus. Sus yemin etme. Yalan yere yemin etme. Yapma kurban olayım. Al şu paraları. Al şu paraları. Al. Al şu paraları. Şu kartları da al. Al şu kartları. Al şu kartları. Ferda cadısını da al. Niye? Şimdi gidin. Toplayın bütün o dergileri piyasadan. Tamam mı? Ama Hüsnü biz o kadar dergiyi nasıl... Toplanacak şu an, toplanacak. Akşama kadar hepsi toplanacak. Hadi. Hadi. Abi hadi biz de çıkalım tamam mı? Hadi abi. Çıkalım çıkalım yoksa insanlıktan çıkacağım ben. İnsanlıktan çıkacağım ben. Hüsnü kurban olayım yapma. Biz nasıl toplayalım o kadar dergiyi? Biz ettik seni eyleme kurban olayım. İşte bu abicim, işte bu. Ne zevkleniyorsun lan salak? Arada biz de kaynadık. Bir alay sopa yedik. Olsun abicim, olsun der. Hey be, aslan babam benim. Son Osmanlı isti çoban. Bayi bu. Bakin'in abisi. Sakin ol tamam mı? Balta gibi dalma. İnsanlık yaramaz abiciğim bunlara. Bundan sonra aynen senin gibiyim. Vereceğim odunu, vereceğim odunu. Ey Allah'ım yarabbim. Nereden çattım ya? Nereden çattım? Beyler, Hayri'ye arıyoruz. Buyur abi. İçeride mi? Benim kimsiniz? Spotçu Şakir gönderdi bizi. Aslında Baki'yi arıyoruz. Elinde kelepir bir şeyler var mı diye soruyor. Genelde buraya takılır ama bugün yok. Nerede buluruz? Bugün mağaza açılışı var onun. Ne mağazası? Mobilya. Mobilya mı? Evet, ikinci el. Hem de ikinci elmiş abi, işte tamam. Tamam oğlum, tamam. Anladım, kes ya. Arkadaşın nesi var? Yok bir şey ya. Heyecanlı ya, yakında evleniyor da. Eşya falan öyle. Ha, anladım. Bir bakın iyi olur. İşine yarayacak bir şeyler çıkar. Çıkmaz mı ya, çıkmaz mı ya? Bu mağazanın adresi ne? Versene. Adresi ver abicim, sen ona adresini yaz. Abi bizim yatak. Aile annenin antika komodini abi. Yuh benim televizyon. Bizim sandalyeler. Rıza babanın koltuğu. Anladık lan. Sayın memuru musun ya? Ulan yaktım ulan seni. Yaktım dur abi dur. Dur. Lan bak bu televizyonu çizdiyseniz var ya. Lan gel lan buraya şerefsiz. Lan ne oluyor? Ne yapıyorsun sen abi? Bırak şunu ver. Kimin lan bu sen abi? Ha kimin? Çekil sen. Çekil. Çekil sen lan. Çekil. Durun lan! Durun! Lan! Gel buraya! Şerefsiz! Yatın lan ya! Yatın! Dur! Dur lan! Dur 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 dur! Dur. Kaçma! Kal orada kal! Dur orada kal!
Yaklaşma, çocuğa da sıkarım, sana da sıkarım. Onu sıktığın an alnından vururum seni. Yaklaşma, dün geceki gibi uyuturum lan seni. Yaklaşma, bırak çocuğu, bırak! Kes lan, kes! Bırak, bırak çocuğu, bırak! Yaklaşma, çekil, bırak! Lan seni! Seni! Şerefsiz! Yürü, tamam. Yürü! Pislan lan! Tamam seni. Tamam tamam yeter yeter yeter. Ulan baki ulan baki. Cami duvarını işemek derler ya. Hadi yürü. Gel lan buraya. Lan dur Ali. Ne oldu oğlum? Lan. Allah'ım ya Rabbim. Hiç mi yüzüm gülmeyecek benim? Hiç mi şansım tutmayacak? Ay ne olurdu sanki o dergiyi üstünü karşı sıra çıkarmasaydın Allah'ım. Çok ağrıma gitti Suat çok. Hüsnü abiden hiç beklemezdim. Sen bakma kusuruna. Belli etmez ama sever seni. Ya ya belli. Neyse sen durma üstünde bari Fatla. Bağırır çağırır geçer. Akşama bu okulun üzerine gidersin biraz. Zerişim formlarını, uçak biletini falan gösterirsin. E vermişler ya dergiden. Yumuşar biraz. Bakacağız artık hayat. Ne oldu? Ne oldu? Ay 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 bir bulantı, bir bulantı. Bırak şunları bırak. 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 Ay Ferda. Çok fenayım ben. Çok fena. Bir doktora falan gidelim olmazsa Suat. Yok yok. Hep oluyor böyle. Geçer geçiyor sonra. Saçmalama kızım. Sokakta oturup geçmesini mi bekleyeceğiz? İki mahalle aşağıda sağlık ocağı var. Dur bir taksi çağırayım dur. Yok, bekle. Yok. Heh, hadi. Şunu da şöyle koyalım. Koy Ali, çiçeği oraya. Ali tut. Aldım tamam. Ben de şunu getireyim. Oraya, oraya. Ha, şu örtüyü koyayım canım. Bir dakika. Bir dakika. Tamam koy onları öyle. Tamam. Çok Hayli iyi abla böyle. Oldun böyle. Ha, iyi iyi. Sağ ol Mesut iyi. Tamam. Koy arkadaşım. Tamam tamam. Ha. Siz de kızlar. Hadi tamamdır gidin. Arkadaşlar. Tamam. Ellerinize sağlık. Merkezde tamam, görüşürüz. Tamam. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Televizyonu da ben ayarlayacağım Rıza baba. Eskisinden iyi olacak. Bak görürsünüz. İnanın bana. Tamam mı? Söz. Çok şükür. Vallahi ucuz atlattık. Her şey bulundu ya. Aslan kocam benim. Nasıl yakaladı ama hırsızları? Mesut. Doğru mu? Bu mu yakaladı hepsini tek başına? Yani vallahi en son bizim haberimiz oldu Rıza baba. Bir gittik ya adamlar paket. Aferin sana. Aferin. Uykun ağır ama elin çabuk. İyi. İftir söylemesi biraz öyledir Rıza baba. Kasılma. Kasılma. Sanki bağ bağırsın. Benim eşyamı önce çaldırdı. Sonra da buldu diye şimdi bana hava atıyor. Lan. Ayıp. Rıza. Tövbe 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 tövbe. Ben o kapak için stüdyoya girip özel poz vermedim baba. Yazın kilosa çekilmiş bir fotoğraf. Hatta sen çektin onu hatırlasana. Evet, evet hatırladım. Orta halli bir gençlik dergisi bu. Kaç kişi okuyacak ki babacığım? Beni yazın plajda görenlerin sayısı daha fazla. Orası öyle de. Abi, şu ablam ne yalakı değil mi? Evet ya. Ağzından girip burnundan çıkıyor baksana. Gevşeme yüzlü çoban gevşeme. Önünüze bakın siz. Karışmayın büyüklerin işine. Ah be babacığım. Ucunda 3 aylık dil eğitimi olmasa ne işim olur benim dergiyle falan. Kızım anladım orasını da. Benim demem. Niye benden gizli saklı yapılıyor bunlar? Neden? Bu laf aynı zamanda sana Suat Hanım. Şşş Suat. He? Hüsnü ne oldu? Ne oldu Suat Hanım? Ne bu afra tafra? Arkamdan o kadar iş çevirdiniz. İki laf ettik gücünüze mi gitti? O değil Hüsnü. Ben onu düşünecek halde değilim şimdi. Şşş Suat ne oldu hasta falan mısın ya ha? Yok pek hastalık gibi değil de. Allah Allah. Kızım meraklandırma. Yani bir defa da söyle kurtul. Nedir? Ha nedir? Korkuyorum ama ben üstüne. Suat ne oldu anlatsana kızım. Yüzüme bak. Şşş.
Anne ne oldu ya? Hüsnü. Söylesene kızım, söyle. Bunlar. Çık lan, çık, çık diye, çık. Hüsnü. Ben hamileyim. Ne? Hamilesin. Hamile. Bebek. Bir çocuk daha. Nasıl olduğunu anlayamadım vallahi işte. Ben anlatacağım sana nasıl olduğunu Suat. Ben anlatacağım. Kaldır başını, kaldır, kaldır. Bir çocuk daha. Bir çocuk daha. Bir çocuk. Hüsnü. Sen kızmıyor musun? Bizim çocuğumuz o. Bizim. Sen kızmadın mı gerçekten Hüsnü? Deli misin be kızım? Deli misin be? Anaların anası. Çocuklarımın anası. Son. Karım benim. Hey be. Hey be. Kardeş geliyor size be, kardeş! Oley! Oley! Bir çocuğu daha olacak üstü çobanın. Var mı, var mı? Bir çocuğu daha olacak. Her şeye ve bu dünyaya inat bir çocuğu daha!